Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yufkadan çıtır mantı tarifi paylaşacağım. Yapılışı çok kolay, lezzeti ise harika. İlk öncelikle burada 300-350 gram kadar kıymam var ve de 2 adet bu şekilde orta boy kuru soğanım var. Şimdi ilk öncelikle kuru soğanlarımı rendelemekle başlıyorum. Rendeledikten sonra gördüğünüz gibi suyunu sıkarak içerisine ekliyorum kıymamın. Ve de biraz tuz, biraz karabiber, biraz da tatlı toz biber ekliyorum. Bunların miktarını siz isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz. Ve güzelce karıştırmaya başlıyorum. Bütün malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlıyorum. İç harcımız hazır. Şimdi burada bir tane yufka var. Bu şekilde yufkamı açıyorum. Ve tamamen ortadan iki olacak şekilde yufkamı kesiyorum. Kesinlikle yufkanızı marketten değil de direkt yufka satan yerlerden almanızı tavsiye ederim. Daha sonra şu şekilde yufkamın yanlarını az miktarda kesiyorum, daha düz olmasını istediğim için. Bu şekilde ortalarına da koyabilirsiniz, araya gitmesini istemiyorsanız. Ve şu şekilde harcımdan alıyorum. Ve yufkamın bu kısmına harcımdan yayıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi düz olan kısma harcımı koyuyorum. Ne çok fazla ne de çok az. Bu şekilde koyarsanız yeterli olacaktır. Ve hemen sarmaya başlıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde sarılabiliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde sarıyorum. En son uç kısmına biraz su sürüyorum. Ve tekrardan yufkamı sarıyorum. Gördüğünüz gibi hemen hazır oldu bile. Tekrardan şöyle göstereyim. Yanlardan kesiyorum. Çok fazla kesmiyorum. Sadece düz olabilecek şekilde ve yine iç harcımdan koyuyorum. Kesinlikle çok lezzetli bir tarif oluyor. Özellikle canınız çıtır mantı istiyorsa kesinlikle bu şekilde yufkadan yapmanızı da tavsiye ederim. Özellikle hamur açmak istemiyorsanız mutlaka denemelisiniz. Ben bu harç için toplamda 3 adet yufka kullandım. Harcın miktarına göre yufka sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi şu şekilde kare borcamımı biraz sıvı yağ döktüm ve her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Daha sonra yufkamı bu şekilde ortadan ikiye bölüyorum ve doğramaya başlıyorum. Ben 2 parmak kalınlığında doğruyorum. Daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Bu şekilde hazırladığım mantılarımı doğruyorum. Mantılarımı borcamıma diziyorum. Bu arada hazırladığınız çıtır mantıları bu şekilde buzluğa da atabilirsiniz. Ama kesinlikle buzluktan çıkarttığınız kıymayı kullanmamanız gerekiyor. Ben de burada hazırladığım bütün mantıları pişirmeyeceğim. Bir miktarını da buzluğa koyacağım. Şimdi yufkalarımın üzerine bir miktar sıvı yağ sürüyorum biraz daha kızarmaları için. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü hafif kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bu arada gördüğünüz gibi buzdolabı poşetine ayırdığım mantılarımı koyuyorum ve buzdolabına koyuyorum. Şimdi mantılarım fırında pişerken bir yemek kaşığı tereyağımı tencereme koyuyorum. Güzelce erimesini sağlıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bir dolu yemek kaşığı domates salçasını da koyup güzelce karıştırıyorum. Salçamın biraz kavrulmasını sağlıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı suyumu ekliyorum. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum ve altını açıyorum. Kaynaması için bekliyorum. Kaynadıktan sonra altını söndürüyorum. Ayrı bir yerde de yoğurdumu hazırlıyorum. İsterseniz sarımsaklı yoğurt kullanabilirsiniz. Ben sarımsak tercih etmiyorum. Şöyle hafifçe yoğurdumu biraz çırpıyorum.
Mantılarımı fırından çıkarttım. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Hazırladığım susumun içerisine yarım çay bardağı kadar daha su koydum ve fırından çıkarttığım mantılarımın üzerine sosumu döküyorum ve tekrardan fırına atıyorum. Bir 5 dakika kadar pişiriyorum. Daha sonra yarım yemek kaşığı kadar tereyağımı tencereme aldım. Yine yarım yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum ve kavuruyorum. Artık mantılarımı tabağıma alabilirim. Güzel bir şekilde mantılarımı tabağıma diziyorum. Bu arada kesinlikle mantım sosu dökmeme rağmen hiçbir şekilde çok fazla yumuşamadı. Kesinlikle çıtır çıtır. Şöyle servis tabağıma alıp üzerine de yoğurdunu döküyorum. Eğer çok sulu bir sos yaparsanız kesinlikle çok yumuşak olacaktır. En son da üzerine hazırladığım salçalı tereyağlı sosumdan döküyorum. Kesinlikle 10 dakikada hazırlayabileceğiniz en güzel yemeklerden biri. Mantıyı seviyorsanız kesinlikle bu şekilde yufkadan da denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi hiçbir şekilde yumuşamıyor ve tadı da çok güzel oluyor. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.